arkadaşlar, tekrar merhaba. Şimdi videonun ikinci bölümü ya da ikinci video ile karşınızdayız. Şöyle, ürün elimizde, misal su. Ben bununla makyajımı temizlemeye başlayacağım. Önce gözlerimden başlıyorum ben. Pomo ürünü alıp gözlerimde biraz bekletiyorum ve sonrasında makyajımı sileceğim. Bu her zaman bu şekilde ben de öyle yapıyorum. Bu arada Nilüfer Hanım da size ürünü anlatmaya başlasın. Ben de makyajımı temizleyeyim güzel güzel. Xperalta Platinum serisinin misal suyunu deniyoruz şimdi Zeynep Hanım'la birlikte. Bu ürün ciltte yaptığınız makyajı çok kolay temizleyebiliyor. Silerek, eğer alışkanlığınız bu yöndeyse ve cildiniz daha çok yağlıya dönükse kolay temizleyebiliyorsunuz. Pamuğa bir miktar döküyorsunuz ve makyajınızı temizliyorsunuz. Ha, makyaj yapmıyor da olabilirsiniz. Bu cildinizi temizlemeyeceğiniz anlamına gelmesin. Cildi temizle, günün kirlerinden arındırmak için havadan, egzoz dumanından ya da bulunduğunuz ortamdaki sigara dumanlarından cildinize gün boyunca yapışmış olan her şeyi miselle çok kolay bir hamlede temizliyor olabilirsiniz. Bu miselin içinde ne var biraz onlardan bahsedeyim. Altay bölgesinde yetiştirilen özel bir reishi mantarı kullanılıyor bu üründe. Reishi mantarı biliyorsunuz son dönemlerde çok popüler oldu. Her şeyin içine girmeye başladı. Anti-aging etkisi var bu ürünlerin içinde reishi'den dolayı. Tabii ki de sedir yağı kullanılıyor. Platin tozu içeriyor ürünlerin. Bu seriye ait bütün ürünlerde var. O çok güzel. Evet, platin tozunu Sibel Yanert kendisi üretiyor. Platin tozunu kozmetik ürünlerinde kullanan dünyada 3 firma var. Birisi çok popüler bir firma. Hepimizin bildiği üzere La Prière. Bir tanesi bir Japon firması ve Sibel Yanert. Şimdi tabii insanların aklına şey sorusu gelebilir. La Prière madem bunu kullanıyor, bu kadar pahalı. Sibel Yanert'te neden bunu içeren bir ürün bu kadar ucuz? Neden? Çünkü Sibel Yanert bütün ürünlerini kendisi üretiyor. Kendi tesislerinde üretiyor. Ve kendi mağazalarında satıyor. Herhangi bir distribütörle çalışmıyor. Bununla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa nasıl temizleyebildiniz mi? Kolay oldu mu? Ben gördüğüm kadarıyla gayet pamuklarımdan gayet güzel temizledim. Gözümde herhangi bir şekilde yanma. Makyaj da kalmadı. Herhangi bir yanma ya da bir kaşınma, bir iritasyon olmadı şu ana kadar. Gayet güzel. Şimdi yüzümün kalanını temizleyeyim ben. Buna çok sevindim. Alerjik bir cilde sahip oldum dediğiniz için bir şey bekliyorum. Ben gene üründen biraz alıp yüzümün kalan diğer bölgelerini de temizleyeyim. Fondöteni aldı. Yüzünüzdeki her şeyi çok kolay hareketlerle fark etmişsinizdir. Çok basmanıza gerek oldu yok. Mu? Gerek yok. Çok kolay bir şekilde makyajımı temizledim. Sadece silerek temizleyebiliyorsunuz. Bunu sadece makyaj için değil. Evet, günlük kirlerden arındırmak için sabah, akşam. Sabah temizliği de çok önemli. Bunu atladık bu arada bir saniye. Evet, hani akşam tamam. Günün yorgunluğunu, izlerini, tozunu, kirini alsın ya da makyajını alsın diye evet gece temizlemek çok önemli ama gece krem sürüyoruz ve yatıyoruz. İşte serum sürüyoruz, gece kremi sürüyoruz ve yatıyoruz. Sabah bunlardan da cildi arındırmak gerekiyor. Mi? Temiz gözeneklerin sıkılaşmış, güzelce arındırılmış bir cilde kavuşmak için sabah temizliği de çok önemli. O yüzden sabah kalktığımızda da aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Hemen makyaj öncesinde yüzümüzü yıkıyoruz ve sonrasında misalle temizliyor. Tabii cildimiz yağlı ya dönükse, kuru ciltler için de aynı ürünün yağ içeren bir formatı var. Çok pratik. Ben bunu çok seviyorum. Benim cildim çok kuru. O yüzden yağ içeren bir şeyle temizlediğimde kendimi daha iyi hissediyorum. Bir de ben yıkamalı seviyorum. Böyle hani ağacıma böyle dökeyim. İşte köpürsün birazcık ve o şeyle hani o kıvamla temizlensin istiyorum. Tabii cildime de bu uygun olduğu için bunu seçiyorum. Bu da yine aynı pratiklikte. Sadece bunu da silmiyorsunuz da yıkıyorsunuz. Sıvı sabun gibi görüyorsunuz. Şöyle basıyoruz. Sonra biraz elimizde alıp ovuşturuyoruz. Sonra yüzümüzü yıkıyoruz bununla. Bu da öyle. Sabah akşam tekrarlayabiliyorsunuz. Ürün çok pratik bir ürün. Yani 4 tane pamukla ben tüm yüz makyajımı çıkardım ki yüzümde gayet bayağı makyaj vardı. Olabildiğince makyaj vardı. Şu an yüzüm ferahlamış ve gayet şöyle bakıyorum, nemi hissediyorum. Gayet güzel.
Gerginlik falan hissetmediniz değil mi? Yok, herhangi bir şey yok. Gayet normal. Yani vermiş olduğu hafif bir nem şu an. Evet, ve tazelik hissi. Var, evet. Kokusu çok hoş değil mi? Siz de beğendiniz mi? Evet. Senin kokusunu çok böyle kolay yapsa böyle hissediyorum hani. Güzel. Taze kokuyor. Yani rahatsız etmiyor hiçbir şekilde. Kokular rahatsız etmiyor. Bunun üzerine biz tabii burada çok pratik birkaç adımı ve pratik ürünleri göstermeye çalışıyoruz. Bunun üzerine bazı adımları kısaltarak hemen tonik yapabiliriz. Tamam. Tonimizi de deneyin. Tamam. Size göstereceğim tonik canlandırıcı etkili bir tonik. Cildi canlandırmaya yönelik çalışan bir tonik. Alayım ben onu. Şöyle deneyelim öyleyse. Hı-hı. Tüm yüzümüze uygulayabiliyoruz. Tüm yüzümüze. Evet, evet. Tüm yüzümüze uygulayabiliyorsunuz. Kokusu da çok güzel. Çok ferah bir kokusu var. Şöyle tatlı bir görüntüsü de var. Evet. Tonimizin iki çeşidi var bu arada. Svalenite'de. Bir tanesi canlandırıcı etkili, bir tanesi de anti-aging etkili. Şimdi benim sürdüğüm bu canlandırıcı etkili. Evet. Gerçekten çünkü yaşınıza daha uygun, cildinize daha uygun. Biz de anti-aging etkili olarak kullanmak için. Çok teşekkür ederim. O kadar da küçük değil. Bizim kadar değil. Benim kadar değil sizin yüzünden. Evet, o antonik de çok ferah. Tonik çok önemli bir şey olduğunu düşünmezdim eskiden ben. Oysa ki atlanmaması gereken bir temizleme adımı ya da sıkılaştırma. Ya da kalan kalıntıları temizlemek ve arındırmak için. Ve sıkılaştırmak de. İçin. Çünkü gözenekleri açıyorsunuz temizleyerek, evet. İşte peeling yaparak ya da maske yaparak. Açtığınız gözeneklerin daha çok dolması demektir bu. Tonik bu adımı çok güzel, bu araya çok güzel yerleşiyor ve gözeneklerinizi sıkılaştırıyor. Ve cildinizi işte bir sonraki makyaj adımını daha hazır hale getiriyor. Yüzüm zaten tamamen temizlenmiştir şu an aynı. Göremiyorum ama şu an gayet güzel. Ferah, fresh. Evet. Kokusunu çok beğeniyorum ben. Sürmeyi çok sevdiğim ürünlerden birisi benim. Çok güzel koku. Hani koku takıntısı var ya bazı insanların. Her şeyi kokusunu çok sevmiyorlar. Ben. Ben de öyleyim. Yani kokusunu sevmediğim ürünü kullanmadığım da çok oluyor. Ben de. Görüntüsünü sevmediğim ürünü de kullanmadım. Ay da çok sempatik şeyler. Ha o da ne? Bu serum, yoğun etkili serum. Kırışıklıkları gidermede etkili. Bunun 3 çeşidi var aslında. Birisi çok yoğun kuruluk yaşayan ciltler için nem veriyor. Bir tanesi sarkmalara karşı toparlayıcı etkili. Bu da kırışıklıklara karşı etkileyici bir ürün. Serumlarımız çok yoğun. Haftada 2 kez kullanımını öneriyoruz. Bizler kreme karıştırarak kullanmayı doğru buluyoruz. Daha bereketli olsun diye. Evet. Onu hiç duymamıştım. Evet. Hem kreminizin ömrünü uzatıyor, hem serumunuzun ömrünü uzatıyor. Hem de serumu krem öncesi uyguladığınızda 15-20 dakika cildinizin bunu çekmesini beklemesi evet, gerekiyor. Evet, sonrasında uyguluyoruz. Hepimiz çok süratli yaşıyoruz, çok pratik şeyleri seviyoruz. Bu iki ürünü birlikte karıştırarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz gece kreminize karıştırabilirsiniz, gece kullanabilirsiniz. İsterseniz gündüz kreminize karıştırıp gündüz uygulayabiliyorsunuz. Size de uygulayalım. Tamam. Serumdan öncesinde aslında çok ufak bir hareket var. Şöyle birazcık ellerinizi ısıtmanız gerekiyor. Şöyle. Sürdükçe çoğalacakları için çok fazla vermeyeyim. Şöyle damlası yeter diye düşünüyorum. Küçücük bir damlayla. Şöyle. Kaymasın çok akışkan hale gelecekler. Evet, şimdi bunu güzelce elinizle karıştırıp yer çekimine tersi istikametinde yüzünüze uygulamaya çalışın. Şöyle bir kremi koyayım. Evet. Çünkü gerçekten çok akışkan. Sürdükçe de büyüyor. Yani evet, aslında şu an size koyduğum şeyler doz fazla. Porsiyon diyelim. Çok çok gelecektir yüzümüze. Şöyle. Şuradan itibaren de şuraya girdiniz. Bu hareket harika durum. Evet, evet, evet. Hepimizin gün içinde. Krem sürmeyi de bilmiyoruz aslında değil mi? Biz elimizi alıp tabii, böyle. Tabii, evet. Çok kolay uygulayabiliyoruz. Evet. Bütün ürünleri, yüzümüze sürdüğümüz bütün ürünleri aslında yaptığımız her şeyi yer çekiminin ters istikametinde yukarıya doğru yapmak kırışıklıkların olmasını geciktirici etkilerden biri. Ufak bir hareket gibi görünse de çok etkililer. Hani göz çevresi için de derler, biz nasıl sürüyoruz göz çevresini? İşte şu kemik hissine küçük küçük hareketlerle, o hareketler bile oradaki hücreleri uyarmaya yetiyor. Evet.
galiba. Serum ve kremin kullanımını gördüm. Evet, çok yaygın bir uygulama. Bizler için çok yaygın bir uygulama. Sizler için yaygın fakat evet. Benim ilk kez görüyorum bir uygulama. İlk kez gördüğünüz bir uygulama. Güzel. Gayet canlı ve yumuşak hissediyorum evet, şu an. Güzel hissediyorsunuz değil mi? Yumuşak. Güzel, gayet güzel. Beğenmeyi de çok sevdim. Evet. Harika. Şimdi elimizde kalan kremleri de nasıl gideriyoruz? Şimdi burada başka bir ürün anlatacağım size. Bizim vücut için olan vücut peelingimizden bahsedeceğim size. Hı-hı. Bu ürünü şimdi açacağım. Kokusunu siz tarif edin. Ben tarif edeyim. Bunun kokusunu siz tarif edin. Ben tarif edeceğim. Yine pratik bir uygulama yapacağız. Yine işte akşamları duşta işte hem peeling yapıp hem sonrasında duş jeliyle vücudu temizlemek, arındırmak zorunda bırakmayacak. İki ürünü birden uygulayacağız. Tamam. Vücut peelingiyle ölü hücrelerden arındıracağız. Vücudumuzu keselenmiş gibi bir etki yaratacak. Harika. Daha canlı bir cildimiz olacak. Nefes alan bir cildimiz olacak. Duş jeliyle de günlük temizliği yapılıyor olacak. Arınacak. Şimdi. Tabii bunu vücudunuzda deneyeceğimiz için elinizde deneyeceğiz. Şimdi. Lütfen koklayın. Tatlı. Yemeği soyandırıyor. Ne kokusu geliyor size? Ne varmış gibi? Biraz elinize tabii dökeyim. Sen şöyle kırmızı meyveler de. Bal da. Tatlı. Evet. Böyle güzel bir pasta yiyecekmiş gibi. Ballı bir şey. Krokan gibi. Evet, çok güzel. Bakınız. Evet. Daha sonrasındaki hislerimizi sizden alıyoruz. Bu da duş jeli. Önce vücut peelingimizi uyguladık. Bunları tabii evde kullanırken banyoda lif'e dökmek suretiyle yapıyoruz. İkisini birlikte lif'e alıp klasik. Şöyle başlıyorum. Aynen. Parmak aralarınıza, tırnak diplerinize, tırnak diplerinize uyguladığınızda manikür yaptırmışçasına temizlenmiş bir etki oluyor. Şu an hem jelileriniz var. Keşke jelileri de çıkartıp onu da görürsünüz. Hem el peelingi, hem evet. Vücut peelingi. Evet. Yani yüzümüz hariç aslında bütün vücuda tepeden tırnağa uygulayabileceğiniz. Uygulayabiliyoruz. Aslında bunlar yazları benim en çok kullandığım ürünler. Denize gitmeden vücudun olsun diye. Şimdi Bursa'da yaşayanlarda şöyle bir kültür var. Biz denize gitmeden önce hamama gidiyoruz. Kesinlikle. Kese yapıyoruz. Tabii Bursa'da, hazırlıyor vücudumuz hazırlıyor. Bursa'da bu çok fazla. Bunu daha da pratik o zaman. Çok pratik. Çok pratik. Harika. Siz onu yıkadığınızdaki hissiyatınızı merak ediyorum. Çok güzel. Memnuniyet çok yüksek ürünlerimizden biri. Hı hı. Herkes öncelikle tabii ki de kokusunu çok seviyor. Sonra evet, evde pratik çok... kullanımını, sonra hissin vücudunda uzun süre kalmasını beğeniyorlar. Hepimizin vücudunda zaman zaman batıklar olabiliyor biliyorsunuz. Bayanların evet, problemleri. Şikayeti. İşte bu vücut peelingiyle batıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Evet. Şu el üstündeki ölüdürler, özellikle şu eklem yerleri, evet. Hani koyulaşır böyle. Şimdi söylemeden duramayacağım. Aslında bunları siz kendiniz tecrübe edin, siz paylaşın isterim ama etkilerinden biri de ellerinizi daha çok beyazlamış göreceksiniz. Ölülerimizden evet, kurtulduk. Evet, beslerimizden kurtulduğumuz için. Ben bayağı bir yapıyorum onu. Evet. Şey, granülleri çok küçük zaten. Yok, hiç rahatsız etmiyor. Evet. Hani bir herhangi bir acı, bir yanma hiçbir şey yok. Aynen öyle. Ama güzel böyle bir temizlenmiş. Düşünsenize bunu bir de vücuduma yaptığınızda. Harika. Duş jeli olarak da sizde denediğiniz yaban çileği ve nane kokusu en çok beğenilen ürünlerimizden bir tanesi. Mağazamızın en çok sattığı duş jellerinden biri. Tabii bu hani insanların kokuları sevmeleriyle alakalı. Yaban mersin olanı var, ardıç var, kuru ciltler için işte bal içeren var. Ben balla birlikte bunu seviyorum. Bunda bal var, onda bal var. Siz balı seviyorsunuz. Ben balı seviyorum. Ama ürünleriniz gayet temiz, ferah. Evet. Yani insanın kendini tıkayan öyle kimyasal evet, kimyasal kokmuyor. Yani rahatsız etmiyor hiçbir şekilde. Sevmediğiniz bir koku ya da ağır bir koku hissi uyandırmıyor evet, şimdiye kadar. Yoklar. Yani zaten hani içinde kimyasal olmadığı için ve tamamen bitkilerden üretildiği için içinde genelde o hangi bitkinin ekstratı kullanıldıysa o bitkinin kendi kokusu. Hani yapay sentetik bir koku da yok içlerinde. Ben ellerimi yıkadım. Gerçekten böyle bir yumuşaklık, böyle bir his yok. Aa, çok güzel, çok hoşuma gitti.
Benim ellerim pis kaldı ya. Sabrım ne olur mu? Gerçekten. Ben de yapsaydım. Yani pütür bir hiçbir şey yok. Evet. Müthiş. Bebek poposu dedikleri olay. Düşünün işte bunu vücudunuzda. Ne kadar hoş. Ne konforlu bir şey. Mükemmel bir şey. Çok beğendim. Çok güzelmiş gerçekten. Evet. Bu dediğim gibi memnuniyeti çok yüksek ürünlerimizden biri. Mağazamıza her gelene mutlaka denetiyoruz. Hani şeker ikram ederler misafirlerimize. Biz de bağlı peeling yapıyoruz. O da güzel. Bu sefer elinize değişik bir el kremi sürelim. Bu da spa serimizden bir el kremi. Artrik yaban versin içeriyor. Bunun da etkisi çok güzel ama daha hafif. Hani biraz evvel yeni yıl için özel üretilen bir zencefilli kek el kreminden bahsetmiştim ya. Onun gibi değil. Daha hafif. Spa serisine ait bir ürün. Bu arada hiç ürünlerin fiyatlarından bahsetmedik. Siz isterseniz onları da kısaca bir. Evet. Mesela bu el kremi 22 TL. İşte biraz evvel sizin makyajınızı temizlediğimiz ürün var diye misal su. Hı hı. 37 TL. Ooo çok evet. İyi. Yani 37 TL. Çok uygun fiyatları. Serumumuz mesela bu yoğun serum. Dedik ya haftada iki kez kullanılması kafidir diye. Hı. 35 TL. Birçok markanın kozmetik. Evet, sıradan bir nemlendirici bile bulamayabilirsiniz yani bu fiyatlara. Market ürünü bile bulamayabilirsiniz. Süper. yine bu Experalta Platinum serisine ait yoğun gündüz kremi. Bu 40 yaş ve üzerine verdiğimiz. Bir de bunun ultra hafifi var. İkisi de aynı fiyata sahip 55 TL. Ama bu ay sonuna kadar özel bir kampanyası var bu ürünün. Hı hı. İkili alımda %15 indirimdeler. O zaman süper. Daha makul bir fiyata geliyor. Daha da güzel oluyor değil mi? Evet. Tonimizden bahsedelim. Tonimiz 28 TL. Ama bu 6 ay falan gidiyor. Hani 6 ayda falan bitiremiyorsunuz. Yani çok bereketli. Evet evet. Yani ürünleriniz yoğun. Ve az ürünle tüm yüzü temizleyebiliyorsunuz. Evet, o güzel. Aynen öyle. Duş yerlerimiz 25 TL her çeşitte. Bunun dediğim gibi 5 çeşidi var. 5 ayrı koku. İstediklerini seçebilirler. Ginseng alabilirler, ballı alabilirler. Gelelim ballı vücut giyimimize. Bu ürün 30 TL. Ve bu da çok bereketli bir ürün. Bunu da çok uzun süre kullanabilirler. Çok güzel. Ürünlerinizin hepsi harika. Çok teşekkür ederim. Böyle düşünmenize çok sevindim. Açıkçası bu kadar güzel bir markayla güzel bir ürünle ben karşılaşacağımı tahmin ediyordum. Çok sevindim. İyi ki sizinle yollarımız kesişmiş. Kesinlikle birçok ürününüzün de abonesi olacağıma eminim şimdiden. Ben öyle düşünüyorum. Hepsi çok güzel. Güzel bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Ben bize zaman ayırmak çok güzeldi. Ben teşekkür ederim. En kısa sürede tekrar görüşmek üzere o zaman. Yeni bir uygulamayla tekrar görüşmek üzere. Bir dahaki sefer inşallah daha detaylı bir uygulama yapalım. Tamam. Maskeyle, peelingle daha detaylı bir uygulama süper yapalım. Sizinle. Bugünkü daha pratik. Evet. Daha böyle kolay, evet. Hızlı bir şekilde. Hızlı olacak. Hani çünkü hepimiz sonuç odaklıyız ya. Hemen bir an evvel yapalım bitsin. Bugün öyle ürünler seçmeye çalıştık. Bir dahaki de daha detaylı temizlik yaparız. Tekrar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz biz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.